öyle programlamış ki DNA'sını, antidepresan. Ancak diyor ki maydanoza, bu sana tek başına yetmez. Bak bunu ben sana veriyorum. Bunun içinde yaklaşık 14-15 tane antidepresan etkin maddeleri koydum. Ancak senin etkili olabilmen için tevhide gitmen lazım. Sen tek başına bu konuda fonksiyonel değilsin. Anladın mı? Tefrik. Bak tek başına burada etkili değil. Ne yapacak? Bu işte tek başına çok fazla söz sahibi bir bitki değil. Bunun söz sahibi olabilmesi için antidepresanda yanına bir arkadaşa ihtiyacı var. O da ne biliyor musun? Ispanak. Ispanakla maydanoz bir araya gelecek. Oo, doyma, dokunma keyfine. Panik atak. Anksiyete. Maydanoz etkili ama içindeki etkin maddeler yetersiz Hüseyin. Tamamlayıcı olarak insan tek başına yaşayabilir mi ya? Müstakil çıksın daha hepimiz birbirimize muhtacız. Yani tevhide gidiyoruz. İşte bunun tevhidi, beraberliği ıspanakla beraber. Bunu bilelim. Çünkü burada ıspanağın fonksiyonu ne burada? Sabahları insanlarda kortizol hormonu seviyesi yüksektir. Evet, ıspanak bunu kontrol ediyor. Gün içerisindeki ruh halimizdeki osilasyonları dengeleyen, iniş çıkışları, fluktasyonları, işte monoaminooksidaz da var. Çok girmeyeyim şimdi o. Bütün burada kontrol altında tutan maydanozla ıspanak. Bu beraberdir. Yani bir giriş olarak ben bunu sunmuş oldum.